Şimdi sorun şuradan çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra yakaladığı küresel liderliğini ve tek kutuplu dünya düzenini sürdürmek istiyor. Ama buna engel bazı gelişmeler oluyor. Dünyanın ağırlık merkezi, öncelikle ekonomi, sonra askeri ve siyasi olmak üzere. Nereye doğru? Doğuya doğru. Yani Atlantik Avrupa üzerinden Asya Pasifik bölgesine doğru kayıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Bu kayışı durdurmaya çalışıyor. Ve buna uygun olarak ne yapabilir? İşte hem Çin'i hem Rusya Federasyonu'nu kuşatmaya, çevresini istikrarsızlaştırmaya ve vekalet savaşları yapmaya çalışıyor. Şimdi birinci Soğuk Savaş'ta şöyle bir durum söz konusuydu. Sovyetler Birliği Amerikan ekonomisiyle, Batı ekonomisiyle yarışabilecek bir durumda değildi biliyor musunuz? Yarısı kadar yoktu. Peki askeri olarak da öyle. Sovyetler Birliği'nin tek gücü ideolojik gücü vardı. Yani ideolojik olarak tehditti. Çünkü o gün için hatırlayın özellikle 68 yıllarını, 65 yıllarını, 75 yıllarını sol tırmanıyor. Bu kapitalist ekonomik model için büyük bir tehditti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri doğru tespit etmişti. Sovyetler Birliği ideolojik tehditti. Ve işte sonucunda biliyorsunuz bu savaşın galibi kim oldu? Amerika Birleşik Devletleri oldu. Ama bugünkü savaş, yani ikinci soğuk savaş, birinci soğuk savaştan daha sert geçecek. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü o gün Sovyetler Birliği Amerika için ekonomik olarak güçlü değildi. Ama bugün Çin satın alma paritesi olarak ekonomik büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmiş durumda. Çok doğru. Evet, önemli bir fikir. Hakeza donanması başta, deniz kuvvetleri başta, askeri gücü de büyüyor. Yani bugünü geçmişle kıyasladığımızda daha eşit güçlerin çarpışması olacağı için daha sert bir mücadele olacak ve içinde epeyce vekalet savaşları göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri çünkü bir anlamda tırmandırarak Soğuk Savaş'ı hani şunu demeye çalışıyor. Ya bendensin ya onlardansın demeye çalışıyor. Dünyayı kutuplaştırıyor. Bloklara ayırıyor. Bu esasında küresel düzen için hayırlı bir gelişme değil. Yani gelecek çok şeylere gebe. Büyük istikrarsızlıklara, büyük vekalet savaşlarına gebe. Şimdi Çin için genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz hemen Pelosi'nin ziyareti öncesinde Biden silahlı kuvvetler veya işte ordu bu ziyaretin doğru bir şey olmadığını düşünüyor gibi açıklamalar yaptı. Hatta biliyorsunuz Sullivan'da Ulusal Güvenlik Danışmanı da bu kapsamda açıklamalar yaptı. Bence bunlar biraz maksatlı açıklamalardı. Yani Çin'e şu mesajı vermeye çalıştılar. Bu işin arkasında devlet aklı yok. İşte ne bileyim siyasetçilerin bir girişimi filan. Bu doğru değildi. Bu işin içinde devlet aklı vardı. Çünkü neredeyse son 5 yıl Tayvan politikasında Amerika Birleşik Devletleri yeterince kışkırtıcılık yapmıştı. Siyasi destek vermişti, diplomatik ziyaretler yapmıştı ve askeri yardımlar yapmıştı Tayvan'a. Sadece bu işte Biden dönemi de değil, Trump biliyorsunuz çok sert bir savaş sürdürmüştü bir anlamda Çin'le. Bunun başlangıcı nereye kadar gider? Obama'nın görev aldığı yıllara kadar gider. Yani bu gelişmelerin bir arka planı var, devletsel olarak arka planı var. Şimdi bu açıklamalar niçin doğru değil?
Şimdi eğer Biden, sen bu ziyaretin tehlikeli olduğunu düşünüyorsan, senin danışmanların ve askerlerin bu kapsamda açıklamalar yaptıysa, sana bilgi verdiyseler, ziyareti engelle, niçin engellemiyorsun? Hani ne yapıyorsun değil mi yani? Niye engellemiyorsun? Yazımda da bir belirtmiştim. Anadolu'da evet, söz vardır. İstemem yan cebime koy. Niçin? Çünkü stratejik hedeflerine uygun. Çin bence bugün bu saate kadar doğru şeyler yaptı. Bu saatten sonra da doğru sabır şeyler. Sabır anlamında herhalde stratejik sabır diyorsunuz sanıyorum. Yani bundan sonra da doğru şeyler yapar mı bilemiyorum ama işte ne gibi seçenekleri olabilirdi? Çin uçağı düşürebilirdi. Füze saldırısı yapabilirdi. Amfibi harekat yapabilirdi. Uçar birlik harekatı yapabilirdi. Yine etrafındaki küçük adalara bir işgal harekatı yapabilirdi. Ve deniz ablukası, hava ablukası. Şimdi bu eylemlerin hepsi Çin'i daha zor duruma düşürürdü. Saldırgan konumuna düşürürdü. Ve bir şekilde NATO'nun Çin Pasifik bölgesinde genişleyebilecek imkanını yaratırdı. Ve bölgede yine bu Ukrayna Savaşı'nda yaşadığımız gibi İsveç, Finlandiya modelleri oluşabilirdi. Yani doğru bir şey olmazdı. Bu arada İsveç, Finlandiya, bunu da değerlendirin isterseniz. Türker Bey, 23 ülkeden onay aldı ama tabii bu arada acaba Türkiye'de daha henüz yani onaylamadı. Protokolü imzalamasını da daha imzalamadı, onu da söyleyelim. Tabii bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten de bir açıklama geldi. İşte teröristlerin iadesi talebi diye olmazsa olmaz gibi bir açıklama yapmıştı. Yani eğer 81 teröristi, terör üyesini Türkiye'ye iade etmezseniz falan filan demişti. Türkiye'nin de işte parlamento onayını vermeyeceğini falan söylemişti. NATO sekreteri de dedi ki yani Türkiye'nin teröristlerin iadesi talebiyle ilgili kararı Finlandiya ve İsveç mahkemelerinin vereceğini söyledi. Ve iki ülkenin de hukuk devleti olduğunu söyledi. Nedir bu durum? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya benim anlayabildiğim kadarıyla iktidar bu olayı seçimler için, seçimler öncesi kendisine destek için, seçimler öncesi Batı'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni manipüle edebilmek için kullanıyor. Yani iktidar Türkiye için, Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği peşinde değil. Bakınız, iktidar Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği peşinde değil. Kendi çıkarları peşinde, kendi siyasi ikbali peşinde Ukrayna olayını ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği genişlemeyi bu kapsamda kullanmaya çalışıyor. İtirazı da ilkesel değil. Bakın, itirazı da ilkesel değil. İçe çıkarları değil. Yani terör işi ise, PYD işi ise, buna en fazla Amerika Birleşik Devletleri destek veriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri varken bunun esamesi okunmaz ki.